uzun bir aradan sonra artık yine fuarlar başladı. Birbirimizi görmeye başladık, yürümeye başladık kısacası. Tabii ki o arada Çiloğlu'nda çok değişimler oldu. İşte Aydın'da yatırımlarımız oldu, Erzurum'da yatırımlarımız oldu. Yeni ürünlerle, yeni konseptlerle dünyaya hizmet vermeye başladık. Aydın'da işte 30 yıllık bir geçmişi olan Efe ile birlikte bir ortaklığa başladık. Çiloğlu Efe olarak yola çıktı. Orada 9 hattımız var. Zaten dünyaya hizmet veren bir firma Çiloğlu ile birlikte daha iyi hizmet vermeye başladı. Orada çeşitliliğimizi güçlendirdik. Kalitemize kalite kattık. Daha iyi bir yolda yürümeye başladık. Aynı zamanda Aydın'da işte kafe shop olarak hizmet veren shoplarımızda geliştirme yaparak bir dünya konsepti geliştiriyoruz. Orada şu anda 6 noktada hizmet veriyoruz kafe shop olarak. Çiloğlu, Efe, kafe shop bunlardan komple küçük atölyeler, fabrikaların yansıması, elit ürünler, gerçekten Türkiye'mizin mucizeleri dediğimiz ürünlerin noktalarda işlenip satılması. Şu anda müthiş bir gelişim sağladık. Dünyaya açılmaya başlıyoruz. Yakın gelecekte Ankara'da yerimizi açıyoruz. İstanbul'da yerlerimizi açıyoruz. Ve Almanya'da yerlerimizi açıyoruz. İlk deneyimden sonra 3 ay sonra da dünya geneline yayılmaya başlayacağız. Yılların markası, 50 yıllık bir geçmişi olan bir firmayla birliktelik yaptık. Çiloğlu Babacan olarak yola başladık bu sene başında. Orada ne yapıyoruz? Orada çok güzel bir kuruyemiş geçmişi var. Dehşet kalitede ürünleri var, mucizeleri var. Aynı zamanda tatlı, unlu mamul üretimleri var. Müthiş seviyede. Bu firmamız iç piyasaya hizmet verirken şimdi oradan dünyaya açılmaya başladı. İlk ihracatımızı gerçekleştirdik Babacan olarak. Artık dünyanın her tarafına orada ürettiğimiz ürünler yürümeye başlayacak. Erzurum'da Babacan'ın bir parakendecilik geçmişi de var. Kafe, shop olarak ürettiğimiz ürünleri kendi dükkanlarımızda, kendi shoplarımızda satıyoruz. Onu da bir dünya konsepti haline getirerek dünyaya yayılma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Erzurum'da 4 noktamız mevcut. Bu gelişerek devam edecek. Hedefimiz rol model olmak. Zaten Kocaeli'nde, Erzurum'da, teknoparklarda, teknokentlerde yaptığımız yatırımlarda bundan dolayıdır. Bizler dünyaya bir sistem geliştiriyoruz. Bizler tamamen yapay zeka üzerinden yaptığımız işin yürümesini sağlama peşindeyiz. Şu anda bu noktada da tarladan ta son tüketiciye kadar takibin yapılması, müstahsilden, fabrika girişinden, fabrikada hatların üretiminden, hatların çalışmasından, verimliliğinden, her şeyinden bizim kendimiz teknolojik gelişme yazılımla güçlendiriyoruz. Dolayısıyla yazılımda bu yükselişimiz devam ettikçe yatırımlarımız hiçbir zaman durmayacaktır. Çünkü işin günün sonunda şu bir gerçek ki kontrolünüz varsa güçlüsünüz. Eğer kontrolünüz yoksa hiçbir gücün hiçbir etkisi yoktur. Doğru kullanamayacaksınız. Dolayısıyla yazılım, yapay zeka bize o gücü, o katkıyı sağlayacaktır. Sağlıyor. Güzel bir şekilde yürüyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, tarladan gümrüğünü bitirmiş olarak ta son noktaya teslimatı gerçekleştireceğiz. Üretim reçetelerini otomatik oluşturacağız ve bunu izlenebilir hale getirmiş durumdayız. Güzel bir şekilde yürüyoruz. Hayallerimizle, fabrikalarımızla, makinelerimizle ve en önemlisi ailemizle, büyük ailemizle birlikte güzel işler yapıyoruz. Piyasaya enerji verdiğimizi düşünüyoruz. Hani bende iş yok, ekipte iş var, ailede iş var. İşini bilen, işini seven, profesyonel arkadaşlarla çalışıyoruz. Eğitime önem veriyoruz. Eğitimin bize kattığı çok büyük katkılar var. Ve biz biliyoruz ki günün sonunda başarıya ulaşacağız. Bugüne kadar ulaştık. Bugünden sonra da taşlı da olsa, kayalık da olsa, yokuş da olsa, iniş de olsa bu yollarda yürüyeceğiz. Çamurdan bezmeyeceğiz. Yağmurdan çekinmeyeceğiz. Biz hep yürüyeceğiz. Babacan Kuruyemiş 1981 yılında
kurulan bir firma. Ben 3. kuşak olarak hala işletmemizin başındayım. Dediğim gibi 2022 yılının başında Çiloğlu Anonim şirketiyle bir ortaklığımız oldu. Erzurum'da kuruyemişin ürettiğimiz kuruyemişleri Çiloğlu ile birlikte dünyanın 48 ülkesine pazarlamayı planlıyoruz. Şimdi yeni çalışmalarımız başlamış durumda. İlk etapta şu anda görmüş olduğunuz ürünlerin çalışmalarını yaptık. Çok yakın zamanda inşallah Almanya üzerinden 48 ülkeye ihracatını başlatacağız. Bununla birlikte aynı zamanda perakende alanında çok ciddi bir planlamamız var. 3 markayla zaten mevcut bir çalışmamız var. Testi Factory, Babacan Kuruyemiş ve Efe Şekerleme olarak 3 markayla bu yola gireceğiz. Şu anda hala hazırda Erzurum'da 4 tane satış mağazamız var. Perakende satış mağazamız. Efe Şekerleme'den tabii ben bahsetmek istemiyorum. Ama oradaki üretilen ürünleri de işin içine entegre ederek böyle geniş bir volümlü bir perakende oluşturmak istiyoruz. Müşterilerimiz geldiği zaman çok iyi bir şekilde hem oturup dinlenebilecekleri, kahvelerini içebilecekleri, aynı zamanda da ürettiğimiz ürünleri tüketebilecekleri noktalar oluşturup tüm dünyada bu perakende coffee shop mantığını oluşturmak istiyoruz. Çiloğlu Babacan Kuruyemiş olarak Erzurum'da başlattığımız perakende satış noktalarımızı inşallah çok yakında Türkiye'de şubeleşerek tüm dünyaya ulaştırmayı hedefliyoruz. Planlarımız bu şekilde. Evet, kaç ürün var efendim mağazalarınızda? Şu anda kuruyemiş olarak 100'e yakın ürünümüz bulunmakta. Ama diğer partner firmalarımızla birlikte bu sayıyı 200'e kadar ulaştırmayı planlıyoruz. Çünkü kuruyemişin haricinde bizim yan ürünlerimiz de çok fazla. Bunun içerisinde lokum bizim vazgeçilmezimiz, şekerleme vazgeçilmezimiz. Aynı zamanda biz bir baklava üreticisiyiz Çiloğlu Babacan olarak. Son 5 yılda yapmış olduğumuz bir yatırım bu. Erzurum yine organize sanayi bölgemizde bulunan fabrikamızda, tesisimizde baklava üretimi yapıyoruz. Şu anda 15'e yakın baklava imalatımız var. Şerbetli tatlı üretimi yapıyoruz. Şu anda yerel olarak, bölgesel olarak üretimlerimizi yapıyoruz. Günlük 200 tepsiye yakın bir üretim kapasitemiz var. Ama şu anda planlarımız şu formatlarda yine paketli ambalajlar olarak belirli spekleri oluşturarak yine Çiloğlu Babacan olarak tüm dünyaya baklavalarımızı tanıtmak için Ar-Ge'lerimizi tamamladık. Çok yakında inşallah baklavalarımız da Avrupa'nın her köşesinde olacak inşallah. Çiloğlu Babacan baklavalarını Avrupa'nın her köşesinde bu şekilde görebileceğiz değil mi? Evet, çok yakında çalışmalarımız dediğim gibi tamamlandı. İnşallah yıl bitmeden, yılın sonunda baklavalarımız tüm Avrupa'da inşallah olacak. Şu anda bu görmüş olduğunuz cevizli baklavamız, bu da fıstıklı baklavamız. Biz tamamen doğal yollarla baklavalarımızı üretiyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan tüketicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Baklavaya baktığınız zaman zaten öncelikle renk çok önemli bir nüanstır. Altın serisi olması gerekiyor baklavanın. Ve fıstıkların rengi gördüğünüz gibi çok yeşil. Bu da baklavanın gerçekten kalitesini ortaya koymakta. Şu anda dediğim gibi 15 çeşit şerbetli ürün üretiyoruz. Bunları Avrupa'ya göndermek için Ar-Ge çalışmalarımızı yapıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan her zaman tazelik. Aynı tazelikte ürünleri Avrupa'ya ulaştırmak için dediğim gibi kimya mühendisleri arkadaşlarımızla Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımızla bir çalışma yapıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah bunları istediğimiz formlara ulaştırıp Avrupa'ya ihracatını başlatacağız. Efe Şekerleme yıllardır üretim yapan bir firma. Aynı zamanda toptan ve ihracat olan bir firma. Çiloğlu olarak bir işbirliğimiz vardı, Çiloğlu Efe olarak. Bunun akabinde biz işbirliğimizi bir güç birliğine dönüştürelim istedik ve Çiloğlu ve Efe Şekerleme güç birliği yaparak ortaklık gerçekleştirdi. Çiloğlu Efe Shop Cafe olarak Aydın'da hizmet vermekteyiz. 4 tane perakende mağazamız olarak. Cafe Shop içerisinde ürünlerimiz, kendi üretimimiz tedariğini kendimiz sağlıyoruz. Hemen hemen her gün shop kafelerimize ürünlerimiz taze taze tüketicimizle buluşturuluyor. Bunun yanında ürünlerimiz, kuruyemişimiz,
Kahvemiz özellikle kendimiz kavuruyoruz. Taze taze şubelerimizde günlük çekimi gerçekleştiriliyor. Günlük çekilerek tüketicimizle buluşturuyoruz kahvemizi. Türk kahvemiz. Bunun yanında kuru yemiş, lokum, helva, tahin, pekmez, krokan ve atıştırmalık gruplarımız, incir ürünlerimiz ve doğal incirimiz, Aydın'ın dağlarından yağ, ovalarından bal akan ürünümüz, ana ürünümüz incirimiz bizim. İncirimizde incirin türevlerini aydınlarımız ve tüm dünyayla buluşturuyoruz. Üretici bir firma olmamızın avantajı diyoruz biz bunu. Çilioğlu Efe, Aydın'da gerçekleşti 4 mağazasıyla Cafe Shop olarak. Bunun akabinde yurt içi ve daha sonra yurt dışı planlarımız var. İlerik dönem hedeflerimiz yurt dışında da bu Cafe Shop'larımızı tanıtmak, tüm dünyaya duyurmak. Şimdi satın alma kısmında önceki verilerimize bakıyoruz her zaman. Bu verilere göre adım adım yükselterek satın alma planlarımızı yapıyoruz. Bu planı yaparken ürünü yetişme anından itibaren tarladan incelemeye başlıyoruz. İşte o senedeki mahsulün durumu, hava şartları, rekolte durumu, buna göre yaptığımız satın almayı entegre ediyoruz. Yine ürünün üretim startını verdikten sonra yine ürünün mahsulün tarladan başlayıp bütün üretim aşamalarında gıda mühendislerimiz tarafından üretim denetimleri yapılıyor. Kalite denetimleri devam ediyor ve bunları en üst seviyede tutuyoruz. Yani ürünün en başlangıç noktasından en son noktasına kadar bütün denetimlerimizi yaparak en güvenli şekilde müşterimize ulaştırıyoruz. Çilioğlu olarak teknolojiye ciddi önem veriyoruz. Bu konuda yatırımlarımız da var. Teknopark'ta bulunan Caretta firmasında bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Projemiz tamamen otomasyon, sanal dünyada yapay zeka ile alakalı. Tamamen yapay, sanal bir ofis kurmak ve içerisinde de sanal aslında çalışanlar oluşturmak istiyoruz. Örnek vermek gerekirse otomasyon, muhasebe, insan kaynakları gibi gibi birçok çalışmamız var, modülümüz var bunun üstünde. Zaten tamamlandıktan sonra bunun lansmanını da yapacağız. Biz Çilioğlu Grup olarak aslında Metaverse'ün bir parçası olmak istiyoruz. Gelecek dünyada muhtemelen hayat artık Metaverse'de devam edecek. Biz de oraya holding binamızı kurmak istiyoruz ve içeride çalışmak istiyoruz. Aslında şu anda Caretta'nın yaptığı şey bunun altyapısını kurmak. Önce bilgisayarda, internet üzerinde bunu yaptıktan sonra Metaverse'ü bunu tamamen somutlaştırmak istiyoruz. Korona dönemi sonrasında World Food gerçekten bu sene çok bereketli, çok yoğun bir katılım var. Gayet yoğun bir şekilde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Yeni yatırımlarımızla alakalı da şu şekilde söyleyeyim. Fuarımızı bu sene farklı bir konsepte gerçekleştiriyoruz. Bu sene yeni yaptığımız yatırımlarımız, fabrikalarımız ve konsept satış dediğimiz perakende noktalarımızla standımızla birleştirdik. Ve burada fuar alanımızda konsept satışımızı ve üretimlerimizi, ürünlerimizi bu şekilde anlatıyoruz gelen müşterilerimize. Evet, Çilioğlu olarak kaç çeşit ürüne sahip Çilioğlu markası? Çilioğlu markası şu anda aktüel yürürlükte olan 1300 çeşitimiz var ve yeni yapılanmada olan 360 çeşit yeni çeşitimiz yeni sezona hazırlanmakta. Aydın'da Çilioğlu Efe Şekerleme markamız ve Erzurum'da Babacan kuru yemiş markamızla yeni yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bu yatırımlardaki amaçlarımız Türkiye'mizin bereketli güzel ürünlerimizi, natürel ürünlerimizi dünya pazarına sunmak. Çilioğlu Avrupa'da doğmuş bir markamız. Bir şirketiz. Fakat artık dünya çapında 47 ülkeye ihracat yapan bir şirketiz. Geçen sene 35 ülkeye ulaşırken bu sene 47'ye çıkarttık. Bu fuarla birlikte yaklaşık 5 yeni ülke daha dahil edeceğiz inşallah. Özellikle bu yeni kattığınız 12 tane ülke hangi pazarlarda daha çok ağırlık vermeye başladınız? Afrika pazarına yeni olaraktan ekledik ağımıza. Asya bölgesinde tekrardan yeni yapılanmalarımız gerçekleşti. İskandinav ülkelerindeki eksikliklerimizi tamamladık. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet Harun Bey, siz Avrupa pazarında deneyimli bir isimsiniz. Çok da geziyorsunuz, Avrupa pazarını gözlemliyorsunuz. Son bir yılda da Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa pazarını etkiledi, enerji maliyetleri. Avrupa'da özellikle gıda sektöründe durum nedir?
Gıda sektöründe şöyle söyleyeyim. Tabii ki her zaman bu savaşlar piyasamıza negatif bir şekilde yansıması var. Fakat artık kurumsallıkların getirdiği yapılar, devletlerin sunduğu yapılar bu işlere birazcık daha kolay bir şekilde çözülmesine, daha doğrusu kolay demeyelim de bunun daha sistematik bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor bizlere. Bizler de Çiloğlu olaraktan tabii ki bu öngörülerimizi ciddi bir şekilde background'da çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz bu neticede çalışmalarını yapıp bu olaylardan minimal şekilde etkilenmemizi sağlıyoruz.